İstanbul Milletvekili Sayın Ali Kenanoğlu. Buyurunuz Sayın Kenanoğlu. Sayın Başkan, Sayın Vekiller Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 24 saati tamamlamak üzereyiz. O yüzden böyle ağır siyaset yapmadan biraz daha güncel bir takım meselelere değinmek istiyorum. Belki de da iyi şeyler olacak. Bu Urfa'yı ziyaret etmiştim, anlatmıştım. Göbektepe'den birkaç bir şey, bir anekdot anlatmak istiyorum. Tabii Göbektepe diye biz biliyoruz. Yerel halk orada Kürtçe ismiyle Gremraza diyorlar. Yanlış telaffuz etmediysem. Murat Tepesi anlamına geliyor. Şimdi buraya niye Murat Tepesi diyorlar? Çünkü orada 12 bin yıl öncesiyle günümüz arasında da bir bağlantı var. Aslında oradaki inanç, oradaki gelenek, kültür devam ediyor. 12 bin yıldır devam ediyor. Bir tane ağaç var, dilek ağacı. İnsanlar oraya, işte çocukları olmayan kadınlar genelde dilekte bulunuyorlar, muratta bulunuyorlar, istekte bulunuyorlar ve işte bez çaput bağlıyorlar, adakta bulunuyorlar filan. İnşallah Diyanet İşleri Başkanlığı oraya bir tabela asmaz. Çünkü benzer örneklerini başka yerlerde gördüm. Küçükkuyu'da Zeus altarında görmüştüm. Bez bağlanmaz, adak adanmaz filan diye. Sanki İslam'ın bir ibadethanesi. Sana ne Zeus altarından yani. Şimdi bu Göbektepe'de de şöyle bir bağlantı var. Buradaki o dilek ağacında tam ona yakın noktada yapılan kazıda 12 bin yıl önce yine bir kadın doğum figürü ortaya çıkıyor. Aslında 12 bin yıldır insanlar aynı şeylere farklı inançlar altında inanmaya devam ediyorlar. Fakat bunu özel olarak ilgilenmediysen bunu orada göremezsin. Bunu anlatan bir tabela, bir tanıtım ve benzeri şeyi yok. Şimdi orada şöyle bir şey de var. Arsa sahibi Mahmut Yıldız var. Bu arsa sahibi son derece önemli. Niye? Burayı ilk keşfeden kişi, yani sabanına bir tane heykel takılıyor, alıyor bunu, iş ediniyor, müzeye götürüyor. Müze müdürü kaldırıp at sen bunu filan diyor ama Klaus Schmidt görene kadar aslında ilk keşfi yapan kişi Mahmut Yıldız. Şimdi Cumhurbaşkanı söz veriyor hani Mahmut Yıldız'a, diyor ki sizi koruyacağız, kollayacağız, öncelik sizin diyor. Mahmut Yıldız çalışacağım, onun dışında aileden kimse işe almıyorlar. Şimdi başka tuhaf bir şey var. Mahmut Yıldız'la insanlar fotoğraf çektiriyor diye Mahmut Yıldız'ı gececi yapmışlar. Ya böyle bir mantık nasıl bir bakış açısıdır? Yani ben de Mahmut Yıldız'la fotoğraf çektirmek isterim. Çünkü orayı ilk keşfeden insan ve önemli bir insan yani. Ama adamı gececi yapmışlar ki sırf insanlar fotoğraf çektiriyor diye. Şimdi böyle bir bakış açısı. Şimdi bir taraftan da ilk insan heykeli var. Ona da Balıklı Göl insanı diyorlar. Onun hikayesi apayrı. Çünkü o Balıklı Göl etrafındaki bir kazıda çıkmış ama anlatılanlara göre, tabii çok emin değilim bundan. Anlatılanlara göre oradaki inşaat durmasın diye heykel bulunuyor, müzeye götürülüyor. Fakat iş bittikten sonra, inşaat bittikten sonra bu heykel işte bu döneme aitmiş filan diyerek 12 bin yıllık heykel ortaya çıkartılıyor ama o heykelin bulunduğu yerde başka bir kazı çalışması yapılamıyor dolayısıyla. Bu da turizme, işte arkeolojiye, kültüre, tarihe bakış açımızda anlatan önemli bir gösterge anlamındadır. Şimdi bunları söyleyerek bu tür tarihsel, coğrafyamızın tarihsel ve kültürel değerlerine gerektiği önemi vermemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum.